Anadolu'da yaşayan insanlar en az 3000 yıldır cevizi tanıyor, ürünlerinden faydalanıyor. Ceviz, iklim koşullarının uygunluğu nedeniyle ülkemizin tüm tarım bölgelerinde yetiştiriliyor. Bu yüzdendir ki Anadolu coğrafyasının tamamı bir ceviz bahçesi olarak nitelendiriliyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 30 yılı aşkın süredir ceviz fidanı yetiştiriciliğinde uzmanlaşan Güneş Fidancılık, Türkiye geneli ve yurt dışında pek çok ülkede yatırımcıların çözüm ortağı oluyor. Her geçen yıl üretim rakamını yükselten Güneş Fidancılık, sertifikalı üretimde önce güvenle anılıyor. 1980'lerin sonlarında Bandırma'da 400-500 fidanla başladığımız bu süreç 200 bin lira ulaştı. Bu süreçte büyümemi sağlayan en büyük etken müşterilere verdiğimiz güven. Fidanların tamamı ismine doğru ve sertifikalıdır. Sertifikayı herkes alabilir ama önemli olan firmanın güvenliği burada. Bandırma'da yaklaşık 60-70 dönümlük arazi alanında üretimimizi yapıyoruz. Güneş Fidancılık, aşılamada elde ettiği başarıyla adından söz ettiriyor. Biz ceviz ağaçlarımızda bilezik göz aşı sistemini uyguluyoruz. Bizim yaptığımız sistem dünyadaki en kaliteli aşılama sistemi. Bunu uyguluyoruz. Bunun yapım aşamalarını gösterecek olursak, öncelikle ağacımıza çiftli bıçağımızla öncelikle gözü koyacağımız noktayı ayarlıyoruz. Bu noktayı açıyoruz. Şöyle ağacımızın tüm etrafını çevirdikten sonra kabuğu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, burada küçük pürüzler olabilir. Eğer pürüz varsa bunları almamız gerekiyor. Hatta şurada gördüğünüz gibi şöyle küçük çöpler olabilir, bunları alıyoruz. Ondan sonra ağacımıza uygun bir kalem seçiyoruz. Bu kalem ağacımızla aynı kalınlıkta veya biraz daha kalın olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Chetler gözlerimizi aşı olarak kullanıyoruz. Şu an yaptığımız parselde Chetler cinsi cevizlerimiz bulunmakta. Bunları çıkartırken tam bir tur attırıyoruz. Ardından şu şekilde aşağı doğru çizip şöyle sağa sola gözümüzü çıkartmak için çakıyı getiriyoruz. Şöyle takılabiliyor. Bunları tekrar üzerinden çizerek gözümüze alıyoruz. Gözümüzü çıkardıktan sonra içerisine bakıyoruz. Tomurcuğu içerisinde mi değil mi? Eğer tomurcuğumuz yoksa bunu atıp tekrar çıkarmamız gerekiyor. Aksi halde gördüğünüz şu göz bu ağaçtaki suyu alamaz ve beslenemez. Haliyle kuruma olabilir. Bu yüzden göz kontrolünü yapıyoruz. Ardından gözü tekrar yerine koyduktan sonra arkasından boşu bırakmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu ağacın kalınlığına göre değişmekle birlikte yaklaşık 1 ila 2 milim bir boşu bırakmamız gerekiyor. Çünkü buradaki kabuk daha sonra buraya yapışacak ve bu boşluk dolacak. Bu buraya artık iyice oturmuş olacak ve buraya yapışacak. Ardından aşı bandımızı alıyoruz. İyice sıkarak şu şekilde bağlıyoruz. Bu esnada kabuğu iyice itiriyoruz ki burada kabuk havada kalmasın. Ağaçtan gelen, köklerden gelen su bu kabuğu besleyebilsin ki buraya iyice yapışsın. Buna dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi bandımızı iyice sıkıyoruz. Gözü de itiriyoruz şöyle. İyice oturması için. Şöyle arkasındaki boşluğu gördüğünüz gibi kapattık. Burada kesinlikle açık bölge olmaması gerekiyor. Daha sonra şöyle aşı bandını şöyle yuvarlak şekilde şöyle yapıp içerisinden geçiriyoruz. Şöyle sağa sola aşağı doğru çekip iyice sıkı bir şekilde düğüm atıyoruz. Şu gördüğünüz aşı artık oynamayacak. Eğer bu oynuyorsa aşınız çok kaliteli değildir. Bunun iyice buraya yapışması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ceviz bahçelerinin ilk kurulumunda yapılan hataların sonradan telafisi mümkün olmadığından yatırımcıların konusunda uzman, güvenilir, referansı olan firmalarla işbirliği yapmaları gerekiyor. Aldanmamak için öncelikle aldığımız fidanın özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz çeşidimiz Chetler. Chetler'in en belirgin özelliği gözlerinin yuvarlak olması. Şu gördüğünüz
renk olarak şu kırmızının diğer çeşitlerde bulunmaması, kiremit kırmızısına yakın bir rengin bulunması, göz aralarındaki mesafenin diğer çeşitlere göre biraz daha sık olması, bunlar çetleri diğer çeşitlerden ayıran özelliklerin başında gelmektedir. Fernor'dan bahsedecek olursak, Fernor gördüğünüz gibi çetleri kadar küçük ve yuvarlak göze sahip değildir. Gözler biraz daha uzun, daha sivridir. Renginin çetleri olduğu gibi kremit kırmızı değil, biraz daha açık kahverengi, açık yeşil rengi sahip olduğunu görebiliriz. Gözler arasındaki mesafeye bakacak olursak, Chatler'da biraz daha sık olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi. Fernor'da ise göz mesafesi biraz daha seyrektir. Bu önemli bir fark. Fernet'te bildiğiniz üzere tozlayıcı çeşidimiz. Her bahçemizde %5 ila %7 oranında dikmemiz gerekiyor. Bunun tipik özelliklerine bakacak olursak, gördüğünüz gibi renginin diğer çeşitlere göre biraz daha koyu olması, hatta iyice piştiğinde siyaha yakın bir rengi alması en belirgin özelliği olmaktadır. Yine Fernet'temiz Fernor gibi sivri gözlü ve uzun gözlüdür. Şu gördüğünüz çeşidimiz ise diğer bir tozlayıcı çeşidimiz olan Franket çeşidimizdir. Franket ise diğer çeşitlere baktığımız zaman Fernor'a yakın bir göz yapısına sahiptir. Renginin biraz daha sarı, açık yeşil olduğunu görebiliriz. Onun haricinde diğer çeşitlerden ayırabileceğimiz farklı bir özelliği yok. Bu gördüğümüz çeşidimiz ise Tular çeşidimiz. Tular çeşidimiz şu an çok fazla üretim olmakla beraber yine yurt dışından talepler gelmektedir. Buna nazaran biz de Tular'ı yine üretiyoruz. Tular'ın diğer çeşitlerden ayıran en belirgin özelliği renginin biraz daha altın sarısı veya turuncuya yakın bir renk olması. Fernor'a yakın bir sivrilikte ve gözlerin uzun olduğunu görebiliriz. Üreticiler anlattığımız özelliklere dikkat ederlerse, biraz daha hassas davranırlarsa fidan seçiminde kurdukları bahçeler daha doğru, daha güvenilir ve daha iyi sonuç veren bahçeler olur. Güneş fidancılık, gerek yurt içi, gerekse yurt dışına hitap eden ceviz fidanlarında çeşitlilik sunuyor. Yerli çeşitler olan Şebin Bilecik Yalova çeşitleriyle başladık. Son yıllarda da daha revaçta olan Chandler Fernor, Fernette, Frangouette, bu çeşitlere ağırlık veriyoruz. Yerli çeşitlere göre en büyük avantajı ilkbahar güneş yoğunlarına karşı daha dayanıklı olması. Verim bakımından erken verime yatması ve daha verimli olmasından dolayı müşteri bunları talep ediyor. Biz de bunları üretiyoruz. Bölgeye, iklime, rakıma ve toprak yapısına uygun ceviz fidanı seçiminde yatırımcıları en doğru şekilde yönlendirmeyi ilke edinen güneş fidancılık, fidan dikimi, sulama, gübreleme, budama gibi bahçe yönetimiyle ilgili konularda da desteğini sürdürüyor. Kaliteli bir fidanda aranan en temel özellik, cinsine doğru bir şekilde aşılanmış olması, fidanların belli bir çapa ulaşması gerekmektedir. Bunun için ideal çap, aşı noktasından yukarı ortalama 5 cm üzeri baz alınarak ölçülüyor bu çap. Bu çapın 1,5 ila 2 cm arasında olması bizim istediğimiz kalınlıktır. Bunun daha kalın olması veya daha ince olması bizim ağacımızın, fidanımızın bulunduğu ortama adapte olmasını zorlaştıracak ve gelişimini yavaşlatacaktır. Bu yüzden çok aşırı kalın veya çok ince fidandan uzak durmamız gerekiyor. Bunun haricinde fidanlarımızı satışa sunmadan önce iyice olgunlaşmış, yaprağını dökmüş olması bizim için çok önemli. Aksi takdirde fidan kendini kışa hazırlayamaz ve soğuklardan etkilenebilir. Bu bizim için yine çok önemli. Bunun haricinde fidanları sökerken köklerine zarar vermeden derin söküm yaparak sökmemiz gerekiyor. Ayrıca fidanda güneş yanıklığı, haşere zararı gibi durumların bulunmaması gerekiyor. Bunların haricinde son olarak şunu söyleyebilirim. Fidanımız pişkinleştiği sırada kendine has rengi almış olması gerekiyor. Bu gördüğünüz ağacımız Chatler ağacı. Ancak şu an Ağustos ayının sonlarında olduğumuz için tam olarak olgunlaşmadı ve şu an yeşil gördüğünüz gibi. Bu fidanımız Kasım ayının sonunda şu gördüğünüz nokta gibi, alt kısımlar gibi daha pişkin olacak ve kışa kendini hazırlamış olacak. Bu pişkinliğe mutlaka ağacımızın ulaşmış olması gerekmektedir. Ceviz, karlılığıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Meyve fidanları arasında cevizin bakımı en kolay olan bir çeşit. Saklama koşulları kolay. Ve ceviz dünyada çok aranan bir meyve. Türkiye'de, biz dünyada şu an 3. durumda olmamıza rağmen kendi kendimize yetmiyoruz. O yüzden ceviz çok karlı bir yatırım.
kalite, güven ve memnuniyetin birer kavram olmaktan çıkıp hizmetin asli unsuruna dönüştüğü güneş fidancılık, emin adımlarla yoluna devam ediyor.